Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Stüdyo New York'tan tekrar merhaba efendim. Haftayı kapatıyoruz. Evet, Amerika gündeminde neler oldu? Sayın Powell'ın yaptığı açıklamalar birçok noktada aslında sert fiyatlamalara neden olurken biraz da motivasyonları bozmada değil. Peki neler düşünülüyor Amerika'da? Hepsini aktaracak bize yatırım uzmanı Altan Ergün. Altan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi çalışmalar. Teşekkür ederiz. Birlikte güzel bir çalışma olsun efendim. Dediğiniz gibi şimdi Amerika Merkez Bankası Başkanı Sayın Powell'ın yaptığı açıklamalar enflasyon oranının düşürene kadar faiz oranları daha kısıtlayıcı seviyelere, yani yükseltmekten çekinmeyeceğiz dedi. 50 puanlık bir artış vardı, 50 bas puanlık, ama beklenti 75 miydi değil miydi? Onun böyle bir rahatlaması arkasından Powell'ın diğer eyalet başkanlarında daha da bir sert söylenme karşımıza çıkması. Nasıl değerlendirmek lazım sizce bu durumu? Önümüzdeki süreç beklentilerde bir değişim olma ihtimalleri kuvvetli midir? Evet, önümüzdeki tabii ki iki tane toplantıda 50 basis points, bas puan artışının kesin gözüyle bakabiliriz. Fakat ondan sonraki fiyatlandırmalarda her ne kadar 200 basis points, bas puan kadar arttırmasıyla ilgili beklentiler olsa da Fed'in bu ilk iki artıştan sonra ekonomideki soğumaya bakarak, enflasyondaki değişime bakarak tutumunda değişiklik yapar mıyım, yapmaz mıyım diye bir düşünceye gireceğini düşünmekteyiz biz. Bu da 50'şer değil, belki 25'er bas puanlık artışlar olabilir. Çünkü şu anda Amerika'daki ekonomik soğumaya bakarsak bir nevi Fed'in ve Merkez Bankası'nın reel bazda yapmaya çalıştığını, başarmaya başladığını görmekteyiz. Truckload data'ya bakarsak, mesela yüklemelere, hem tren hem kamyon yüklemelerine ciddi bir yavaşlama var. Bu hafta itibariyle mortgage faizlerindeki artışın etkisinin negatifleşmeye başladığını görmekteyiz. Hem mortgage başvurularında, hem refinancinglerde, hem de homes sold data'ya baktığımızda, yani satılan envanterin uzunluğuna baktığımızda artışlar yaşanmaya başladı ki mortgage rate'ler 2.3 civarından neredeyse 5-6, bir kısım kredisi düşük insan için 6-6.5, kredisi kötü olan insanların da market'ten locked out olduğunu, yani mortgage'lara ulaşamadığını görmeye başladık. Bunu daha önceki finansal krizlerde de yaşamıştık. Tabii şu an elimizdeki diğer datada borsadaki satışın, hem Amerika'daki bonolarda hem hisselerdeki satışın ciddiyetini görmekteyiz. Bu da Amerika'da negatif bir alt efekt dediğimiz, yani zenginliklerinin kaybolmasından kaynaklanan negatif bir harcamada azalmaya gidecek. Diğer bir taraftan da tabii ki hem Walmart'ın hem Target'ın earnings call'larına, rakamlara baktığımızda enflasyonla beraber Amerikan tüketicisindeki harcamaların paternlerinin değiştiğini, azalmaya başladığını, esasında consumer'ın, tüketicinin çok kuvvetli olmadığını, wage artışlarının, maaşlardaki artışın enflasyondan daha az olduğu için real negatif olarak, yani real bazda negatif olarak varlıklarında bir azalmaya gittiğini ve bununla beraber harcama paternlerinin değiştiğini de görmekteyiz. Aynı zamanda borsanın düşmesiyle beraber job market'ta, yani iş piyasası ile ilgili layoff'ların, işten çıkarmalarla ilgili konuşmaların yapılmaya başladığını da bu hafta itibariyle görmeye başladık. Bu da tabii ki Jerome Powell'ın en önemli premisi, yani kabulü, iş piyasasının çok iyi olduğunu, var olan işlerin işsiz sayısından iki kat olduğunu söyleyerek, enflasyon mücadelede faizleri arttırsa da bir nevi Amerikan ekonomisini krize sokmadan bunu başarabileceğiyle ilgili ilk söylemini yaptı. Biraz öncesinde dediğiniz gibi her ne kadar short term painful diye tanımlasa da, yani kısa vadede ciddi bir ekonomik kriz yaratma riskini kendi diliyle söylemiş olsa da, enflasyonu düşürmenin kriz yaratmaktan daha önemli olduğu ile ilgili söylemler yapıp pozisyonunu bir nevi ciddi bir şekilde artırarak devam ettirdi. Tabii burada Fed'in hem signaling yaptığını, yani
pozisyonunun gerçekçi olduğunu, realist olduğunu, kredibilitesinin çok ciddi olduğunu enflasyona mücadelede bunu sürekli arttırarak söylediğini görmekteyiz. Bir de en son tabii ki CPI datalarına baktığımızda enflasyondaki düşüşün bir nevi beklentiden daha az olduğunu gördük. Fakat bu haftaki düşüşlere de bakarsak önümüzdeki readinglerin, okumaların enflasyonun azalmaya başladığı ile ilgili demand destruction, hem talepte ciddi bir şekilde azalmaların olduğunu, işsizlikteki rakamların geldiğini, farklı yaşanacağını, bir tabii ki diğer bir taraftan da recession conversation, yani resesyonla ilgili konuşmaların Goldman Sachs, Morgan Stanley, büyük brokerlardan news, haber dağılımlarına baktığınızda artık Amerikan tüketicisine ve Amerikan toplumuna yayılmaya başladığında bununla ilgili de tabii ki harcamalarda bir kısıtlamaya geleceğini de görmekteyiz. Bu da enflasyonda ciddi bir güçe sebep olacak. Tabii ki Fed Başkanı burada nasıl bir pozisyon işleyecek? Bir nevi datalara bakarak enflasyondaki düşüşün ne kadar olduğunu görecekler. Daha sonra yıl sonunda tahminimce %3 ve %4'lük hedefi yakalarlarsa Amerikan ekonomisini krize sokmadan belki biraz daha above average inflation, yani %2 hedefin üzerinde daha biraz daha uzun vadede gitmeyi kabullenerek para politikalarında biraz daha yapmış olma ihtimalleri var. Fakat şu anda gördüğümüz tabii ki Powell'ın enflasyonla mücadeledeki faiz artışını artmaya devam edecek konusunda. Peki yine ben Amerika'dan çıkmayacağım tabii ki Altan Bey. Hazine Bakanı Sayın Janet Yellen da bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü ekonomist aslında Muhammed El Eriyen ve Amerika'nın yeni en büyük bankalarından Wells Fargo'nun da CEO'su bir açıklama yaptı. Charlie Scharf, küresel ekonomi ve ABD için stagflasyon kaygıları ön plana çıktı. Şimdi biz bunu geçtiğimiz dönemlerde bizler konuşuyorduk ama yavaş yavaş şimdi böyle isimlerin anıyor olması ve büyüme potansiyelinin de enflasyonla birleşerek oluşturduğu bu tehditleri daha çok dile getirmeleri, geçmiş Amerika'nın da tarihinde vardır stagflasyon ve o zamanki endişeler hala konuşulur, hala bilinir. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Yani nasıl bir endişe yaratıyor sizce bu uyarılar? Tabii ki şimdi bunların söyledikleri çok obvious, yani bilinen konular. Burada önemli olan birinci, ikinci, üçüncü derivatif olarak market'ın anticipation'ı, yani değişimlerdekinin ne zaman, ne şekilde, ne zaman başlayacağına dair olan beklentileriyle stagflation'daki değişimin esasında normal bir normalizasyona doğru gideceğini düşünmekteyiz biz. Onların söyledikleri şu an itibariyle zaten GDP datasına bakarsanız inflation adjusted rakamları aldığınızda first quarter bile negatifti. Zamanla tabii ki enflasyonun adjustment period'ın, yani normale %2 veya altına doğru gelmesi zaman diliminde tabii ki bir intermediary, kısa vadede ve orta vadede bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Ve bu zaman diliminde büyüme negatif olacak. Fakat onların söylediklerinin bence tam tersi olarak piyasalar enflasyondaki düşüşün daimi olup olmadığını fiyatlandırdıktan sonra, o %2 hedefini normal olarak yakaladıktan sonra 2023'ün sonlarına doğru bakarsanız forward marketlerde esasında Fed'in tekrar bir faiz azaltmasına doğru gitmesiyle ilgili beklentiler de hızlı bir şekilde artıyor. Bu bakımdan 2022'nin geri kalanını, 2023'ü ve 2024'ün ilk yarısını resim önüne alırsak bu enflasyondaki artışın normalizasyona gelmesi, negatif büyüme zaman diliminde biraz tabii ki stagflation olarak değerlendirebileceğimiz ama esas manasıyla enflasyonla mücadelede Fed'in başarılı olduğunu ve tekrar büyüme dinamiklerinin yerine gelmesiyle belki para politikalarının normal son 15 yıldaki azaltmalarla enflasyonun %2'nin altına gelmesine tekrar inanıp inanmayacağına bağlı olarak piyasalardaki fiyatlandırmaların tekrar artmaya başlayacağını düşünmekteyiz. Tabii ki bu zaman diliminde worst case senaryo, en kötü ihtimal, sizin de gördüğünüz gibi hem bonolarda hem equity market'ta çarpanlarında bir azalma, bono fiyatlandırmalarında bir düşüş, kredi spreadlerde, yani insanların istediği risk premiumlarında ciddi bir artış, her ikisinde de volatilitenin çok yüksek olduğunu ve yavaş yavaş quasi bond asset olarak tanımlayabileceğimiz bonoya benzeyen hem private equity hem FX piyasalarında ciddi bir satışla karşı karşıya kalırsak bunun tabii ki finansal bankalara olan etkisinin ne olacağı, işten çıkarmaların esasında çok hızlı bir şekilde hiperbolik olarak arttığını 2020 krizinde de gördük. Tabii burada Fed'in
downside risk olarak downside'deki kontrolü kaybetme riskinin olabileceğini, enflasyonun çok ciddi bir şekilde deflation'a düşme riskinin, demand destruction'a da gidebilme riskinin olduğunu da görebiliriz. Çünkü aset fiyatlarında ciddi bir düşüşle daha karşılaşırsak %30, %40 gibi across the board, yani hem equity hem hisse hem real estate, böyle bir normalizasyonda Amerika'daki esasında stagflation değil, deflation bile konuşmalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu bakımdan Fed'in yapmaya çalıştığının ekonomik krize sokmadan başarabilmesi, belki %3, %4'lük bir enflasyon hedefini yıl sonuna doğru yakaladıktan sonraki büyüme hedefleriyle karşımıza çıkacak. Fakat şu an itibariyle tabii ki Amerika'daki recession riskinin %70 civarında olduğunu düşünebiliriz. Altan Bey, şimdi Amerika'da belli başlı yaptırımlar geliyor Rusya'ya karşı ama biraz da böyle hazineyi de ilgilendiren değil mi? Yaptırımlar var. Rusya'nın bu Amerika tahvil yatırımcılarının ödemelerini tamamen blok etmeyi planlaması gibi. Bu bir panik yaratıyor mu? Bir, ikincisi bu karar geçti mi hayata ya da geçme ihtimali nasıl? O aşamada da şimdi öyle bir durumda yatırımcıların değil mi bir panikle satış tarafına da geçiyor olması lazım. Yani daha çok işte bu bono tahvil tarafında Amerika'nın nasıl bir hamle alması Rusya açısından önemli ve burada asıl tutar ciddi midir? Yani yatırımcı açısından özellikle Rusya'nın, çünkü Amerika'nın bono ve tahvil piyasasında ne kadar güçlü bir ülke olduğunu biliyoruz. Buradaki hacimsel tarafta bir tehdit unsuru olarak nitelendirmek gerekir mi? Tehdit olarak gerekmiyor. Amerikan borsalarında veya piyasalarında herhangi bir krize sebep olabilecek veya emerging market'ta zamanında Asya'da gördüğümüz gibi büyük bir domino efekti yaratabilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Rusya genel olarak zaten second tier, ikinci sınıf bir ekonomi. Daha çok ham maddeye bağlı olan, bu da o tabii ki kendisine belli bir güç pozisyon verdiğini görüyoruz. Fakat industrialist olamamış, çok teknoloji heavy olmayan, population growth, nüfus büyümesi %2'nin altında olan, yaşlanan bir toplum. Tabii ki burada Amerika, Rusya'yı ekonomik piyasalardan dollar-based settlement olan, dolara bağlı settlement olan her marketten lockout etti. Tabii ki enerji piyasalarında Batı'nın ona olan bağlılığından dolayı SWIFT'ten tamamen atmadı. Atmış olsa bile SWIFT communication demek, diğer taraftan rubleyle veya altın gibi Türkiye'nin zamanında yaptığında trading yapabileceği birçok enstrümanlar da var. Tabii ki burada bu ekonomik savaşın devam edeceğini görmekteyiz. Şu anda Amerika'daki en büyük soru, question mark, enflasyonla beraber, eğer ki enflasyonu düşüremezse Fed, diyelim ki 2.75, 3.25 bantının üzerine çıkıp %4, %5 gibi faizleri arttırma riski var mıdır? Varsa bu nedir? Bununla beraber bono fiyatlandırılmasıyla beraber marketteki çarpan şu anda 30'dan 20'lere indi. Belki 10-12 seviyelerine inebilir. Amerika'daki gayrimenkul cap rate olarak, yani kazancın yüzdesi yield'ına, kuponuna bağlı olarak düşündüğümüz zaman %3, %4 seviyelerinde satıyor. Belki burada 6-7'ye giderse orada da ciddi bir şekilde satışlara sebep olabilir. Yani genel olarak Amerikan piyasaları etkileyen şu belirsizlik döneminin son Paul Volcker'dan 40 yıllık bono marketteki bull run dediğimiz, yani bono fiyatlarının sürekli faizlerin arttığı ve fiyatlanma arttığı bir zaman diliminden çıkışa geldiğimiz için bunun daimi olarak yüksek bir enflasyon, normalin üzerinde bir enflasyonla fiyatlandırılmış enstrümanlara mı gideceğiz? Yoksa Fed'in para politikalarında başarılı olup tekrar 2020 öncesi son 20 yıllık tecrübeye geri dönüp dönmeyeceğimizle ilgili debate, tartışma hem bankaları, hem tüketiciyi, hem global olarak fiyatlandırmaları etkileyecek ana konumuz bu. Yani Rusya'nın genel olarak tavrı ve şu andaki olan savaş, tabii ki Almanya, Avrupa'da ekonomik krizi tetikleme kapabilitesi var. Burada Euro-Dolar paritesine baktığımızda Euro'nun değer kaybettiğini gördük. Rusya'nın Finlandiya'ya gazı kestiğini haberleri bu sabah geldi. Almanya'dan keserse Almanya'nın gayri safi milli hasılasının belki %10-15 gibi ciddi bir hızlı küçülmeye gidebilme riski var. Tabii ki bunlar kısa zamandaki jeopolitik risklerin upward skew dediğimiz yukarıya doğru olma riskleri daha fazla. Ve bu şekilde piyasaları tabii ki etkileyecektir.
Peki ben Altan Bey biraz da aslında bu şöyle diyelim aslında son hatırlayacak olursanız Eylül-Ekim'de bu temettü tarafı vardı Amerika'da hazinenin yaşamış olduğu ve tavan rakamlar sürekli burada yükseltilerek bir şekilde önlem alınıyordu ama bu süreç nasıl ilerliyor? Şu anda var mıdır genel bir beklenti temettüte düşme olasılığı hazinenin bir diğer tarafta bunun işte yine bu piyasaya tahvil ve bono piyasasına yansıması sizce nasıl olacak? Bir tarafta sıkılaşma faiz arttırımı konuşuluyor öbür tarafta kısa vadeli ve uzun vadeli. Amerika'nın vermiş olduğu bono ve tahvil piyasası da güçlü miktarda ilerliyor. Sizce böyle bir döngüde nasıl yol almak gerekecek FED tarafından? FED tabii ki çok o orta ve uzun vadeli düşüncede değil şu anda. Amerika'nın tabii ki borçlarının spiral out etme, yani borçların ciddi bir şekilde artması, interest yükünün, faiz yükünün ciddi bir artmasıyla dünyadaki kredi notunun düşük düşürmeme olma riski veya risk free asset olarak tanımladığımız yani Amerikalı 10 yıllık bonoların bütün fiyatlandırmalardaki benchmark rate olarak faiz olarak kullandığımızdaki konseptinin ve algısının değişip değişmeyeceği ile ilgili şu anda böyle bir tartışma yok. Şu anda elimizde olan borçlanmalarda evet. Amerika'nın Çin ve piyasadan çıkarsa alıcıların kim olacağı, dolar faizlerin ciddi artmasıyla beraber dünyadaki para akışının tekrar dolar dominated asetlere geldiğini ve doların çok ciddi bir şekilde değer kazandığını görüyoruz. Evet. Yani şu andaki finansal architecture'de, mimaride Amerika'daki borçların sürdürebileceğini düşünebiliriz. Evet. Altan Bey hem Amerika'dasınız hem bir yatırım uzmanısınız. Yani tamamen büyük resmin olduğu noktadan. Sizce genel küresel tarafta yatırım nerede desteklenecek? Yani tasarruflar nerede korunabilecek? Böyle bir belirsizlik var artık piyasada. Riskli piyasalardaki hızlı çıkışlar endişe veriyor. Bir diğer tarafta şişmiş mi yoksa fiyatların olması gereken yerde mi diyoruz? Altına bakıyoruz. Enflasyonla aynı oranda yükseldi mi yükselmedi mi? Kafalar gerçekten karışık. Genel şöyle... Sizce para nereye akacak? Böyle kararlar, faiz ortamı artışı var. Evet, doların bu kadar güçlenmesi, euro ve pound gibi para birimlerini nasıl etkileyecek? Sizce nedir paranın akacağı yer? Vatana mı dönüyoruz dolarlarla birlikte? Tabii Türkiye genel olarak yani fiyatlandırmalarda evet. Ucuz bir ülke ve Türk borsası gayet iyi yaptı dolar bazında en azından kısa vadede. Tabii ki bu genel makro ve jeopolitik çözülmeler olduktan sonra devletin borçlanma maliyetlerinin sistematik olarak azalacağını düşünmekteyiz. Özellikle enerji olan bağımsız dinlemek. Onun dışında tabii ki şu anda bulunduğumuz dönem zor bir dönem. Ocak ayından Nisan sonuna bakarsanız bu zaman dilimindeki satış İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ki en kötü zamanı yaşadı borsa. Municipal bondlar bile yani eyaletlerin veya şehirlerin sattığı bonolardaki volatilite bile son 100 yılın en yüksek volatilitesine çıktı. Bu zaman diliminde fiyatlandırmalarda hem bonolarda hem hisselerde yatırımcıların para kaybetme şansı çok daha fazla. Burada ham madde tabii ki inflation hedge olarak, enflasyona hedge olarak görüyoruz ve bunu petrolde gördük. Tabii şunu da değerlendirmek lazım. Biraz daha ileriki zamanları düşünürsek, biraz daha long term picture alırsak teometrik olarak productivity'deki artış, teknoloji ve inovasyonda yaşadığımız robotlardan artificial intelligence'a, software'deki cloud'dan tutun, biyolojik alanda genetik olarak hastalıkların yeniden yapılandırılmasına, insanların belki 100 yıla yakın bir zaman diliminde yaşayacağı, üretimin yapısı olarak enerjinin düşük olduğu Texas'ta üretmenin Çin'de üretmekten daha ucuz olacağı yeni bir zaman dilimine girdiğimizde genel olarak tabii ki hem paraların fiyatlandırılmasında hem bonoların fiyatlandırılmasında hem de hisselerin fiyatlandırılmasında farklı bir zaman dilimine gireceğiz. Fakat genel olarak enflasyonu düşüren faktörlerin devam edeceğini bu anti-globalizasyon olarak gördüğümüz kısa zamandaki durumun tersine döneceğini düşünmekteyim. Bu bakımdan her ne kadar diyelim ki dolar-based savingler enflasyona ilk vadede değer kaybediyor gibi görünse de aset fiyatlarındaki düşüş
bir nevi enflasyonun onların carry cost rate diyebileceğimiz maliyeti olsa da bir zaman 6 ay bir yıl sonra bunları tekrar çok ucuza alma ihtimalleri yüksek olduğundan ve faizlerin düşmesiyle beraber fiyatlandırmanın tekrar artacağını düşündüğümüzde konservatif bir approach'la duruma yaklaşmaları biraz daha zamanın veyahut zamanı yaymalarıyla yatırıma yönelmeleri bence en mantıklısı. Bu bakımdan yine ham maddeye yönelik enerji şirketlerinden tutun büyük tek şirketlerine doğru ilerleyebilirler. Fakat enflasyonun kontrol altına alınamama riskinin fiyatlandırmalarda belki %30-40 gibi satışa sebep olma riskini almanın da çok mantıklı olmadığını düşünmekteyim. Gerçekten öyle. Peki efendim, küresel borç monitörü raporu yayımlandı Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından ve 305 trilyon doları aşarak yeni bir rekor kırdı yılın ilk çeyreğinde. Bu borçlanma ülkeler arası bir tutum sergileyecek midir? Bu rekor karşısında nasıl sizce partnerlerde ya da riskli görünen ülkelerde değişim olacak mıdır? Tabii riskli görünen ülkelerde ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Bunu Sri Lanka örneğinde de gördük. Vatan devletler, paraları sürekli değer kaybeden ülkeler, özellikle finansman dengeleri yerinde olmayan, alım gücü azalanlar, enflasyonun globalizasyonlaşmasıyla beraber kontrol altına alınamama riski, gıda enflasyonunun zaten dünyada fakir %90 nüfusun kendisini yetemeyecek bir seviyede yaşadığını düşündüğümüzde ciddi bir sosyal çalkalanmayla da karşı karşıya kalma riskimiz var. Tabii ki çok uzun vadedir borçlanlarda denklem piyasalar satarken insanlar bonoları güvenli gördükleri için bonolara gidiyorlardı ve soru işareti neden negatif bono faizlerinin olduğu ile ilgiliydi. Tabii ki bu denklemin değişmesiyle beraber gelişmekte olan ülkelere baktığımızda da bu borçların nasıl servis edilip edilemeyeceği, fiyatlandırmasına girilmesiyle beraber zengin olan ülkelerin varlık kaybetme riskinin de çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan hem devletlerin bir köşeye sıkışması hem de varlıkta olduğumuz olarak düşündüğümüz insan gruplarının ciddi paralar kaybetme riskini de kısa vadede yaşamış olacağız. Bu da belki büyük bir restructuring'e yani yapısal bir değişim sürecine sebep olduktan sonra normalizasyona sebep olacak. Bunu tabii ki enflasyon datasına bağlı olarak soruyu izlememiz gerekiyor şu anda. Evet. Gerçekten büyük bir borçtan bahsediyoruz. 305 trilyon doları aşan. Çok teşekkür ediyorum Altan Bey. Değerli yorum ve katkılarınız için. Sizlere ben teşekkür ederim. İnşallah Hoca Hanım. Sağ olun. Sizlere de şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Sağ olun. Sizlere de. Evet, Stüdyo New York'un sonuna geldik. Yatırım uzmanı Amerika'daydı, bizlere eşlik etti Altan Ergün ve özellikle paranın nereye gideceği ile ilgili bilgileri aktardı. Bakalım önümüzdeki süreç ne gibi değişimler olacak. Çokça konuşacağımız konu başlıkları bunlar herhalde deyip günü burada noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi 16.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Asya Pasifik lideri Philip Capital sundu.